Hello, Fergus. Hello. Hello, love. Aa, Den Boş'tan mı? Efendim merhaba. Morgunum. Whopting. Den Boş'tan selamlar olsun efendim. Aa, teşekkürler. Yüceler efendim, sevgili Nazar. Ay, ben de biraz çekirdeği çıtlatıyorum. Bu çekirdeksiz olmuyor değil mi arkadaşlar? Ama size şunu anlatayım. İşte benim gittiğim bir kulüp var ya, işte hani geçen yürüyüş yapmıştık. Foto falan paylaştık. Orada bilmiyorum kaç tane kacı var. Bir 10 kacı var herhalde. Neyse, yemekten falan bahsediyoruz. Çekirdekten, çekirdeğin içinden bahsedildi. Hemen bir tane kadın dedi ki, aa, die Türkse Frau dedi. Die Türkse Frau, bu Türk kadınları, çekirdekleri, işte diyorum bunu. Bu her yerde oluyor. Çekirdek çıtlatıyor vatandaş parkta. Her taraf çekirdek oluyor. Geçen iş müracaatı için gittiğim yerde de öyle dedi. Keşke çekseydim videoya, görürdünüz. Kacı bana öyle dedi. Ah, gülerek. Ja, die türkische Frau, die hat uns so, evet, so noch bitte so tun. Bir şey de diyemedim. Ne diyeyim? Yani. Nedir bu çekirdek ya? Değil mi? Çekirdeği çıtlatıyorsa. Acaba niye her yeri kirletiyorlar? Değil mi? Öyle bir söze maruz kaldım. Ne diyeceğimi de bilemedim. Kara dede öyle karşımda. Dedim Allah'ım, ne diyeyim ben buna, düşürme şimdi, bir şey diyemedim. Evet. Evet. Aynen. Merhaba Nazar'cığım, hoş geldin canım. Evet sevgili Nazar, görgüyle alakalı yani arkadaşlar, bu nasıl bir şeydir? Niçin? Niçin böyle oluyor yani? Bu çekirdek konusu Hollanda'nın neresine gidersen git, parka git, bir yere git, İlle bu çekirdeği görürsün ve bilirsin ki Türkler çıtlatmıştır bunu. Faslılar değil, Marakanlar değil, Türkler ya. Niye öyle acaba? Ne bileyim. Ya, ben dışarı atmıyorum. Evimde çıtlatıyorum. Çok hoşuma gidiyor çıtlatmak. Tuzlu. Tuzluyu çok seviyorum. Siz sever misiniz tuzlu? Böyle yayınlar oluyor sanırım. Sevgili Zümrüt, Annabella hanım hakkında işte hep yemek yiyormuş da konuşurken falan. Yerse ne olmuş? Yerse yesin kadın. Bırakın yesin. Ben çekirdek çıtlatıyorum. Çok eğlenceli, ne yapayım? Çok eğlenceli ayol. Etrafındaki tuz, bayılıyorum. Evet. Şey yapmıştık. Merhaba sevgili Gönül Hanımcığım. Merhaba canım. Tekrardan merhabalar canım. O İknur'cum da gelmiş. Merhabalar İknur'cum. Biraz önce çıkmak istedim. Burada bir şey yapmaya çalışıyoruz arkadaşım.
Ondan sonra karşıdaki de naylaylom yaptığı zaman ne bileyim hoş olmuyor yani. Şimdi engellesen ne, engellemesen ne? İktir. Diyorum sen söyle bana. Sen söyle bana. Bugün Guru Purnima. Önemli bir gün. Guru Purnima. Bu sadece işte Hintlilermiş, şeymiş, bu değil. Bu dünya çapında olan bir şey. Yani aydınlanmış varlıklar, aydınlanmış varlıklar. Yani kendilerinin beden olmadığını, bu bedenden ibaret olmadığını, bir şeyle ibaret olmadığını anlayan, benim acizane zihnimle anlatıyorum bunu size. Efendim, tamam, bunu acizane zihnimle anlatıyorum. Bu beden değil, bir farklı, yani bu varlıklar, bunun belki de binlerce yıl meditasyonla, binlerce yıl bilmem neyle bunun farkına varıp tamamıyla benimseyen varlıklar. Cennetlerde olan varlıklar. Bu Guru Purnima'da sevgili Gaya'mızın etrafında, sevgili dünyamızın etrafında, sevgili bu buradalar yani. Buradalarmış. Guru Purnima bunu diyor. Ve bizler onlardan bir takım şeyler isteyebiliyoruz, arzu hal edebiliyoruz, yardımcı olmaları için. Çünkü bu varlıklar bizden çok farklı yerlerdeler. Belki de Işık Festivali'dir sevgili Nazargül, Nazar Sengül. Belki de Işık Festivali'dir. Bu varlıklar zaten ışık olmuş varlıklar. Bakınız, Guru Purnima dediğin zaman şu anda görebilirsin yani. Bir sürü bir şeyler oluyor. Yani ben belirtmek istiyordum. Çünkü bazı zamanlar ben yapamıyorum. Rabbimden yardım istiyorum. Rabbim yardım et bana. Ya da gurudan da yardım istenilebilir. Bana yardım et. Olmuyor, yapamıyorum. Ya da şöyle, böyle diye. Evet, Guru Purnima bunun için gayet güzel bir imkan efendim. Evet canım, manevi olarak oluyor sevgili Soylu Olcay. Manevi olarak oluyor. Tabii benim gurularım vardı. Yani benim ilk gurum sevgili Osho'ydu. Hala onu çok seviyorum. Yani hala onu çok seviyorum ama Osho bedeninde değil. Yani Osho bu dünyada değil bedeninde. O gitti. Bedeninde olan gurular daha etkili oluyor deniliyor. Bedeninde olan guru Babaji diye bir beyefendi, Pillai, Doktor Pillai ve onun da şeysi, arzusu, niyeti, isteği insanları zengin yapmak. Yani zengin yapmak derken kendisi tabii ki yapmayacak bunu. İnsanları fakirlik bilincinden zenginlik bilincine geçirebilmek. Bu konuda bir sürü tekniği vardır, bir sürü bir şeyleri vardır. Çünkü en büyük problem, dünyadaki en büyük problem gerçekten insanların fakirlik zihniyeti içerisinde olmalarıdır.
ve sevgili babacı Doktor Pillay bu konuda uzun adam hayatını adamış yani. Fakirlik bilincinden zenginlik bilincine geçmek. Nereye gidersek gidelim bu fakirlik bilinci mevcut. Hele hele Hindistan'da, hele hele Afrika'da. Burada hep fakirlik bilinci mevcut ve insanlar fakirliklerinden de mutlular yani. Türkiye'de de bu. Türkiye'de büyük bir fakirlik bilinci mevcut. Bu bir bilinç. It is just a consciousness. Ve bu bilinç değiştirilebilir. Yoksulluktan, kıtlıktan, fakirlikten bolluk bilincine geçmek gayet de mümkün. Ve gayet de insanlar yapıyor. Ve sevgili Doktor Pillay Babaji bu konuda bir hayli fazla eğitim vermiştir. Hala da veriyor. Ve hala da tekniklerini paylaşıyor. Aa, merhaba Mavi Gülşeker. Hoş geldin canım. Evet. Sevgili arkadaşlar, yani siz de gördüğünüz gibi hepimizin de gördüğü gibi bu dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi nedir? 7 milyar insan mı var? 7 milyara geçik insan mı var? Bu insanların büyük bir bölümü kıtlık, fakirlik bir zihniyete sahipler. Bu bir zihniyettir. Bu gerçek değildir. Bu gerçek değildir. Bu bir zihniyettir. Empoze edilmiş bir zihniyettir. Ve belki izleyen kardeşlerimiz de bu zihniyete sahipler. Ben bu zihniyetten çıkmakla meşgulüm. Evet. Kerancığım, Sibel ablan... İyi ablacığım, yemek falan yaptı. Çok güzel yemek yaptı. Patlıcanlı bir şey. Sibel Hanım'la ablan oralarda. Yarın öbür gün görürsün herhalde. Ya da öbür gün görürsün. Tamam. Bu yeryüzünde yaşayan insanlara bu kıtlık bilinci, scarcity, sevgi olsun, aşk olsun, para olsun, dostluk olsun, her bir konuda böyle kısıtlı ve kötü olduğu inandırılmıştır. Bu dünyada olan bir takım varlıklar tarafından inandırılmıştır. Rabbimizin zihniyetinde böyle bir şey yoktur. Şu anda üzülme ablacığım. Kerem 131. Üzülecek hiçbir durum yok Sibel ablan. Sibel ablan gayet iyi. Yemeğini de yaptı. Değişik bir şeyler yaptı bugün. Çok güzel yemek yaptı. Yani gayet sağlığı da iyi. Her bir şey iyi. Tamam mı canım? Bu yayına girmeden önce onunla ben görüştüm. Oldu. Rahat ol yavrum. Rahat ol. Sibel ablan iyi. Bana da bayılıyorsan, teşekkür ederim. O güzel duygularına, düşüncelerine dilerim ki layık oluruz. Şimdi arkadaşlar, Doktor Pillay'ın dediği gibi, yani bu adam nörolojik, aynı zamanda profesör. Bu guru, bahsettiğim Doktor Pillay, babacı. Hem guru, hem doktor. Ve burada insanların beyinleriyle uğraşıyor. Midbrain, bilmem ne brain. Çünkü burayla alakalı. Çok da ilginç. Öncelikle şunu hepimiz görebiliriz. Değil mi arkadaşım? Bir fakirlik zihniyeti var.
bir kıtlık zihniyeti insanlara yerleştirilmiş. Gerçeğe baktığımız zaman dünyanın sistemine baktığımız zaman, her şeye baktığımız zaman, bu dünyada kıtlık olabilir mi? Toprak var, su var, tohum var, güneş var, oksijen var, her bir şey var. Bu dünyada kıtlık olabilir mi? Olamaz yani. Olamaz yani. Ama ne oluyor? Şöyle olabilir. O insanların düşüncesini, düşünün, burada bir aile var, 10 kişilik bir aile. Ve ben televizyonla onların zihnine giriyorum, fikrine giriyorum. Ve propaganda yapıyorum televizyonla. Yani hangi, her programı diyorum ki kıtlık var, şeylik var, bunlar, şunlar var. Ve bu 10 kişilik aileleri, ferdine inandırıyorum bunları. E bunlar ne düşünecekler? Ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum, ifade edebiliyor muyum kendimi? Çekirdek eğlenceli bir şey var mı? Hollandalılar yiyemiyor, biliyor musun? Çıtlatamıyorlar ya. Hollandalılar böyle şeyler dizlerinin üstüne de oturamıyorlar. Hani şey, hırk yapıyor ya, biz oturuyoruz ya böyle. Çömeliyoruz ya. Onlar çömelemiyor. Katıldığı grupta kadın diyor ki, ben diyor çok çömelmek istiyorum ama çömelemiyorum. Çömeleme yavrum. Ben çömeliyorum. Öyle görmüşüz. Çömelerim. Ay, çok eğlenceli. Ben çömeliyorum. Yiyemiyorlar. Çıtlatamıyorlar bizim gibi. Biz çıtlatıyoruz, her yeri mahvediyoruz maşallah bize. Ne dersiniz arkadaşlar? Maşallah bize, değil mi? Bütün Hollanda, Almanya'da iz bırakmışız. Çekirdek mi var kabuğu? Biliniz ki Türk. Üzücü değil mi efendim? Üzücü. Ona abi, bırakalım, boş verelim, bırakalım. Yapacak bir şey yok. Belki gün gelir, o çıtlayan insanlar ellerine bir torba alırlar. Torbanın içine atarlar çöpü. Belki bir gün bu da olur, o da olur. Umutlarımızı kaybetmeyelim. Bu Guru Purnima'da, efendim bugün Guru Purnima, guruların haricinde biliyorsunuz en büyük, benim gözümde en büyük gurulardan bir tanesi sevgili İsa Aleyhisselam'dır. Belki senin gurun sevgili Muhammed Aleyhisselam'dır. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Belki de sevgili Mevlana'dır. Belki de sevgili Şems-i Tebrizi'dir. Belki sevgili Ömer Hayyam'dır. Bilemiyorum. Senin gözünde guru kimse? Nasılsın? Bu gece ona dua et. Bu gurular, dikkat ediyorsanız hiç kadın yok. Bu konuda hala araştırmış değilim tam olarak da. Niye hiç kadın yok? Onun bir sebebi vardır. Onun aynı zamanda biyolojik ve psikolojik sebebi vardır. Çünkü kadınlar çok farklı. Kadın gurular da var. Tabii ki kadın gurular da var. Bir tane hanımefendi var. Neydi bu kızın ismi?
Oo, çok çok aa çok pardon, çok pardon. Ben burada yanlış söylüyorum sevgili arkadaşım. Tabii ki kadın gurujiler de var. Tabii ki kadın gurular da var. Şimdi bak o kadar her zaman çıkar, bugün çıkmıyor. Görüyor musun? Şimdi çıkmıyor. Bir tane kadın. İsmi ne? Onu da bir süre dinledim de tam bana uymadı. Neyse. Şöyle de diyebiliriz. Kendine kime yakın hissediyorsan ona dua et. Aydınlanmış gördün. O da olabilir yani. Ya evet sevgili Mavi Gülşeker. Pozitif olabilmek her zaman kolay olmuyor canım. Aa, bu kulün anam. Nasıl isim yazıyorsunuz be gülümüz? Ben nasıl okuyayım senin ismini be güzelim? Bu kulün yok 12. Merhaba ablam. Yavrum ya. Of. Kolay bir isim yazın be kardeşim ya. Neredeyim ben? Tabii ki Mavi Gülşeker. Bir insanın frekansı neyse ona göre belirleniyor. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki yani senin frekansın bu dünyada yüksek değilse öldükten sonra da yüksek bir yere gitmeyeceksin yani. Evet, aynen öyle. Ben de ona inanıyorum. Deist, meist, vallahi bilemem. Ateist, deist. Ben mantığı kullanmayı seven bir insanım yani. Mantık lazım. Mantığa baktığın zaman ben neredeyim? Bu dünyada ne arıyorum? Pozisyonum nedir? Koskoca kainatlarda bir toplu iğnenin başı kadar bir dünyada yaşıyorum ve onun üstünde ben yaşıyorum. Yani burada ne oluyor? Tesadüf olabilir mi? Bu tesadüf olamaz arkadaşlar. Rabbin yarattığında tesadüf olamaz. Çünkü tesadüf olduğu anda her şey çöker. Çöker, karışır. It is not possible yani. Tesadüf olması mümkün değil efendim. Mümkün değil. O yüzden ne deniliyor? Creation is finished. Yaratılış bitmiştir. Rabbimiz zaten her şeyi yaratmıştır. Ve bu da bize ne demek oluyor? Bizlerin her istediği, her arzu halimiz, düşünebileceğimiz her arzumuz zaten Rabdaran tarafından yaratılmış ve bitmiştir. Bunlar oturup çok düşünülmesi gereken konular, anlaşılması gereken konular. Ve sana anlatan kişiyi de anlaman gerekiyor. Yani onu sevmen gerekiyor. Yani düşün. Bugün yine bir paylaşım olmuş. Çok harika. Yani yaratılış bitmiştir. Okey. Benim istediğim her şey, her arzu halim zaten var ve zaten olmuş ve bitmiştir deniliyor. Yani benim bir sürü şeklim ki yani bunu ben nasıl anlatayım? Anlatamam ki. Anlatacak ne fikrim var, ne zikrim var, ne de tecrübem var bu konuda. Sadece bir kısmını anlıyorum ve kendi hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Ama şunu biliniz, bu konuda Neville Goddard da konuşmuştur. Creation is finished. Everything is finished. İstediğin her şey, bütün arzu halin zaten olmuştur ve bitmiştir. It is done. It is done. Bu konuda
araştırmak ve şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Ay selam bu kulli. Yalla, pozitif kalmak her zaman dediğim gibi o kadar da kolay değil sevgili Mavi Gül Şeker. Dün bayağı ben kötü haldeydim. Atak altındaydım. Böyle düşünce atağı altındaydım. Kötü düşünce. Aa, öfke. Ah, çaresizlik. Aa, bütün atak altındaydım bu düşüncelerle. Evet. Ama tabii ki gece ondan sonra ne oldu? 11 mi 12 mi? Bunu düzelttim. Ben düzelttim. Düzeltmek sizin kendi sorumluluğunuz. Atak altında olabiliriz. Çünkü kaç yıldan beri ben gelmişim. Bir yaşına. Bilmem kaç yıldan beri atak altında düşünceler. Atak ediyor. Düşünce, aynı şeyi düşünüyorsun böyle. Ya ben istemiyorum onu. Ah, bu düşünceleri istemiyorum. Ben yeni düşünce istiyorum. Ben mutluluk, bolluk, zenginlik, aşk, destek düşünceleri istiyorum. Ben bunu istiyorum. Bunun üzerine odaklanıyorum. Ama tak diye sana atak altı, atak edebilirler. Kolay olduğunu kimse söylemedi. Basit. Ama kolay olduğunu söylemedi. İsteğine bağlı Mavi Gül Şeker. İsteğine bağlı. Sen ne derecede o atağın altında kalmak istiyorsun? He? Evet. Söyle Maria. Ha, evet, hayır anne. Vah yavrum vah. Pencerenin şeyine kalıyor. Arkadaşlar pencerenin açık. Pencere böyle 5 santimetre açık. Oradan böyle hava alıyor. Ne diyelim. Neyse hayır. Az kaldı kızım az kaldı. Gideceğim evine gideceğim bahçene gideceğim. Ona göre arkadaşlar bu düşünceler, bu negatif düşünceler, negatif diyebiliriz. Yani bilmem kaç yaşından beri senin kafanda uyandığın andan itibaren işte karma bu. Babacı bunu anlatıyor. Uyandığın itibarenden beri senin kafanda bu düşünceler var. Ve bütün gün devam ediyor. Bütün gün. O yüzden inner talking, mental diye.